Serdar Arseven, büyük birlik tezgaha gelmez. Dün 28 Şubat'ın yıl dönümüydü. Postmodern darbenin baş mağduru rahmetli Erbakan Hoca'yı andık. Postmodern darbecilerin cazip tekliflerine elinin tersiyle iten ve büyük risk alarak milli iradeye sahip çıkan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu Başkan'ı andık. Rahmetli Başkan darbecilere karşı çıkmasından dolayı çirkin iftiralara muhatap oldu. Onu olmadık maddi ilişkiler içindeymiş gibi göstermek istediler. Yolsuzluk iftirası bile attılar. Bugün Dost Modern darbecilerle ortak hareket eden medya grubu o günlerde ne rezil haberlerle hedef aldı Muhsin Başkan'ı. O günlerde rahmetli başkana manşetlerden sür manşetlerden destek verdik. Rahmetli başkanın hukukçuları davalar açtı. O davalardan gelen paralarla parti genel merkezini ısıtma imkanını buldu merhum başkan. Bunların hepsini haberleştirdik elimizden geldiğince kamuoyunu haberdar etmeye çalıştık. Rahmetli başkanın yanında çok az kişi vardı o günlerde ve biri de Allah'a şükürler olsun bu kardeşinizdi. Bugün de Büyük Birlik Partisi'nin gönlümüzde elbette özel bir yeri var. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na büyük muhabbet duyan milyonlar dost modern darbe karşıtları Büyük Birlik Partisi'ni sever. Her partinin kendince bir stratejisi vardır. Bu stratejiye saygı duymak gerekir. Ama velakin gerektiğinde uyarıda bulunmak da gerçek dostun işidir. Muhterem Mustafa Destici kardeşim ve diğer partililer. AK Parti iktidarının dost modern darbe ruhunun güdümüne girmeye başladığı günlerde en fazla uyaranlardan biri olduğumu bilir. Söz uçar, yazı uçmaz. Bu yönde nice makalem var. Bugün bir başka gün. Tıpkı 28 Şubat günlerinden olduğu gibi milli iradeyi hedef alan bir operasyon var. Dost modern darbe girişimi var. Büyük Birlik Partisi'ne zarar veriyorlar. Camia Maalesef tepedeki birilerinin vahim ilişkileri yüzünden o yapıdaki samimi kardeşlerimiz de zor durumda. Büyük sıkıntı çekiyorlar. Onca yılın hizmeti var. Bırakıp gitseler bir dolu sıkıntı. içeride de karşı çıkılamaz. Harekete uzun yıllar boyunca hizmet eden Müslümanları böylesine zor durumda bırakmakta. Beis görmeyen yapının başındaki birkaç şahıs, Büyük Partisi'ne de zarar veriyor maalesef. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, 28 Şubat darbecilerine karşı dimdik dururken ve milli direnişin kıvamını koyulaştırdı laştırmaya çalışırken karşısında kimler vardı? Kimler kimlerle işbirliği yaptı? Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu refah yol koalisyonuna destek verirken kimler beceremediniz artık bırakın dedi. Bu lafları kimler niçin manşete çekti? Postmodern darbe sürecinde kimler nerelere hizmet etti? O gün rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediklerinin tam tersini yapanlar. Bugün Büyük Birlik Partisi'ni kullanmak istiyor. Mustafa Destici kardeşimizin iki tarafa da uyarı niteliğindeki beyanlarından işlerine geleni öne çıkartıp algı operasyonu çekiyor. Büyük Birlik Partisi'ni fırsatçı bir siyasi hareket pozisyonuna düşürmeye çalışıyor. Bunlardan çok daha elim ve de vahimi geçtiğimiz günlerde Süleyman Özışık kardeşimizin dikkat çektiği mesele. Sayın Özışık'ın internethaber.com'daki yazısının o bölümünü olduğu gibi aktarmış olalım. Asıl bomba o kaset. Kasette Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölmesinden veya öldürülmesinden Erdoğan baş sorumlu tutuluyor. Hatta ölümde bizzat Erdoğan'ın parmağının olduğuna dair konuşmalar yer alıyor. Kasetin yayın tarihi mi? 30 Mart'a 3 kala. Yani seçim yasaklarının başladığı, siyasi liderlerin ekrana çıkıp kendini savunamayacağı dönemde yayına verilecek. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun talebeleri yani muhterem Mustafa Destici kardeşim ve diğer kardeşlerim kimin hangi maksatlarla hareket ettiğini mutlaka göreceklerdir. Bir yandan hükümetten katillerin bulunması için daha aktif olmasını talep ederken diğer yandan da paralel tezgaha düşülmemesi için gerekli yerlere gerekli uyarılarda bulunacaklardır. Serdar Erseven Yeni Akit